İğne biyopsisi sonuçlarının yorumu şu şekildedir. İğne biyopsisi selim sonuç verebilir. Yani bu iyi huylu nodüldür ve bu nodül eğer çok büyük değilse takip edilir. İğne biyopsisi sonucu malign olabilir. Yani habis veya malignite şüphesi diyebilir. Bu %90-95 oranında kanser çıkacağı anlamına geldiği için hasta ameliyat edilir. Yine biyopsi sonucu foliküler neoplazi olarak çıkabilir veya foliküler neoplazi kuşkusu. Bu %20 ile 40 oranında tiroid kanseri çıkabileceği anlamına gelir. Ya foliküler kanser çıkar bu sonuçlardan veyahut da foliküler varyantlı papiller kanserler çıkar. Diğer bir sonuç da önemi belirsiz atipidir. Önemi belirsiz atipi geldiği zaman 2 ay sonra biyopsi tekrarlanır. 2 ay ara vermenin nedeni iğne biyopsisine bağlı hücrelerde değişiklik olduğu için hemen akabine biyopsi yapıldığı zaman tanı yanlışlığına neden olabilir. Onun için 2 ay sonra tekrarlanır. Yine önemi belirsiz atipi gelirse %5-15 kanser riski olduğu için ameliyat önerilir. Foliküler neoplazm sonucunda da %20-40 kanser riski olduğundan yine hastaya ameliyat önerilir. Yetersiz materyal, yeterli hücre olmadığı için tanı koyulamaması anlamına gelir. İğne biyopsisi 2 ay sonra yine tekrarlanır. Eğer ultrason eşliğinde yapılmadıysa mutlaka ultrason eşliğinde yapılır. Ultrason eşliğinde yapılıp yetersiz materyal geldiyse o zaman hem ultrason hem de patolog eşliğinde bu iğne biyopsisi tekrarlanır.